Tamam o zaman. Çok çok teşekkür ederim. Ben gidiyorum muhtar. Zafer turuna seni de bekliyorum. Eğer bize katılırsan çok sevinirim. Ve şunu aklına iyice sok. Bu sefer Revari'nin muhtarı ben olacağım. Gidelim hadi. Hadi size güle güle. Hadi size güle güle. Hadi çarar hadi size güle güle. Güle güle. Gidelim. Bu senin için. Baksana. Bu ne? Kendin bak. Vay canına. Nandini, bu gerçekten güzel bir elbise. Teşekkür ederim. Aslında bunu senin için diktirdim. Özel olarak tasarımcı bir arkadaşım dikti. Sen böyle kıyafetleri seviyorsun ya, o yüzden. Evet ama buna hiç gerek yoktu. Purvi. Purvi mi? Evet. Purvi. Bir keresinde seninle hiçbir zaman arkadaş olamayız demiştim. Ama bugün senin arkadaşın olmaya geldim Purvi. Lütfen bu hediyeyi bizim dostluğumuzun başlangıcı olarak düşün. Purvi. Aslında senden özür dilemek istiyorum. Ben sana her zaman çok kaba davrandım. Sana çok kötü şeyler söyledim. Ama bugün muhtarın doğru söylediğini anladım. Bana babaannemle Anceli yengemin beni sana karşı doldurduğunu söylemişti. Dün gece senin o insanların bana söylediği gibi biri olmadığını anladım. Dün benim düğünüm vardı ve ortam çok gergindi. Ve ailemden kimse orada değildi. Kendimi çok kötü hissediyordum. Senin dışında. Sen geldin ve evlenmeme yardım ettin. Bu beni çok etkiledi. Bana çok büyük bir iyilik yaptın. Bu evlilik senin desteğin olmadan gerçekleşemezdi. Hatta babam her şeyin sadece senin sayende mümkün olduğunu söyledi. Eğer ondan son dakikada düğün yerini değiştirmesini istemeseydin, o zaman muhtar her şeyi berbat edecekti. Ve bugün sen, bütün bunlar yüzünden başına gelmeyen şey kalmadı. Vir bana her şeyi anlattı. Purvi, gerçekten çok özür dilerim. Benim yüzümden muhtarla aranızın açıldığını biliyorum. Ve bunun için çok üzgünüm. Lütfen beni affet Purvi. Kim kazanacak? Muhtar kazanacak. Muhtar yaşasın. Chaudhry. Muhtar. Revari'nin mutlu olmasını istiyorsanız oyunuzu Viren Trabzon'a verin. Muhtar Viren Trabzon. Hadi gidelim. Burası kalabalık oldu. Chaudhry Charansing. Chaudhry Charansing. Yaşasın Chaudhry. Chaudhry Charansing. Yaşasın Chaudhry. Chaudhry Charansing. Muhtar! Yaşasın! Hey! Muhtar! Yaşasın! Muhtar Virendra Singh! Görünüşe bakılırsa bu sefer bütün köy Virendra Pratap Singh'i destekliyor. Bana kalırsa bu seçimi kazanma hayallerinden vazgeçsen senin için daha iyi. Çünkü eğer vazgeçmezsen kalan itibarını da kaybedeceksin. Sus! Bana kaybetmekten bahsetme. Muhtarın en zayıf noktası benim ellerimde. Sadece o noktaya dokunmam yeterli. Ve ben onun zayıf noktasına bir kere dokunduğumda işte o zaman kendi gelip ayaklarıma kapanacak. Gidelim. Araba onun kızıyla evlendirmemin tek nedeni zamanı gelince muhtara haddini bildirmekti. Bu seçimi kaybetmeyeceğim. İzle ve gör. Muhtar beni o koltuğa kendi elleriyle oturtmak zorunda kalacak. Oyun daha yeni başlıyor Chaudhry. Sen her zaman bir anne gibi benim yanımda olmaya çalıştın. Ve ben seni hiçbir zaman anlayamadım. Ben çok büyük bir hata yaptım. Gerçekten özür dilerim Purvi. Lütfen beni affet. Nandini. Thank you.
İnsan yaptığı hataları özür dileyerek değil, sevdiklerini sarılarak affettirmeli. Vay! Birbirinize ne güzel sarılıyorsunuz öyle. İkiniz de harika görünüyorsunuz. Hı? Benim sözüme karşı çıkıp benim düşmanımın oğluyla evlendikten sonra buraya neden geldin? Bu sana yetmedi mi? O yüzden mi geldin? Ve sen Purvi, bir de ona sarılıyorsun. İkinizden de böyle bir şey yapmanızı asla beklemezdim. İkiniz de hainsiniz. Benim şerefimi, adımı, itibarımı iki paralık ettiniz. İkiniz de beni düşmanıma rezil ettiniz. Beni sırtımdan bıçakladınız. Siz benim düşmanım değilsiniz. Siz düşmandan bile daha kötüsünüz. Şimdi birlikte ne kadar güzel görünüyorsunuz. İkiniz de düşmanımla işbirliği yaptınız. Şimdi de benim arkamdan iş çeviriyorsunuz, değil mi? Brandra'nın anneni buraya sadece beni görmeye geldi. Neden geldin? Düşmanımın oğluyla evlenmesi ona yetmedi mi? Şimdi de yarama tuz basmak için mi buraya geldi? Söyle ona. Bundan böyle onu bu evde kesinlikle görmek istemiyorum. O yüzden ona bu evi hemen terk etmesini söyle. Söyle ona. Sesini alçalt muhtar ve sakin ol. Unutma, bu evin sahibi sen değilsin, benim. Sana bu evde kalma hakkını ben verdim. O yüzden bu evin sahibiyle konuşurken dikkatli ol. Buraya gelmek, gitmek ya da kalmak için iznine ihtiyacım yok. Tersine senin var. Nandini! O sesini kız. Haberin olsun, sürekli bağırıp çağıran misafirlerden hoşlanmam. Ve bu arada senin benimle böyle konuşmaya hakkın yok. Bu sesinle ve zorbalıklarınla ancak Purvi'yi korkutabilirsin. Beni değil. Her şekilde o senden çok daha sorumlu ve anlayışlı biri. Bir anne ve babanın görevlerini ondan öğrenmesi gereken sensin. Senin inatçılığın ve çıkardığın bütün olaylara rağmen o bir anne gibi benim mutluluğum ve iyiliğim için savaştı. Purvi beni evlendirdi. Benim kız verme törenimi o yerine getirdi. Kız ailesinin tüm görevlerini yerine getirdi. Ama senin için ne fark eder ki? Sen kimsenin mutluluğunu istemiyorsun. Senin gibi bencil bir insan bırak baba olmayı, baba denilmeyi bile hak etmiyor. Neyse. Purvi, yarınki tören için biri gönder lütfen. Onu bekleyeceğim. Nandini, bir dakika beni dinle. Sen ne yaptın Brandra? Nandini evlendikten sonra ilk defa bugün evine geldi. Ona en azından biraz sevgi göstermeliydin. Onu sevgiyle kucaklamalıydın, onu tebrik etmeliydin. Bu sadece onu mutlu etmezdi. Aynı zamanda aranızdaki anlaşmazlıklar da çözülmüş olurdu. Brandra, bir kız çocuğu için baba sevgisi her şeyden daha önemlidir. Ve eğer bugün onu sevgiye ve ilgiye boğsaydın, inan bana her şeyi unuturdu, her şeyi unuturdu ve sana bir kez daha baba diye sarılırdı. Ne yazık ki Brandra, bu nefret ve hırs senin gözlerini kör etti. O bu eve evlendikten sonra ilk defa senin kızın olarak geldi ve sen ona düşmanının gelini gibi davranıp onu bir kez daha yaraladın. Ben onu yaralamadım. Aslında sen beni yaraladın. Bu durumdan faydalanıp
onu düşmanımın oğluyla evlendirdin. Kızımla aramın daha da açılmasına neden oldun. Ben öyle bir şey yapmadım Brandra. Beni yanlış anlıyorsun, öyle bir şey. Seni yanlış anlamıyorum. Tam tersine, ben artık seni çok iyi tanıyorum. Sen bana söz vermedin mi? Ha? Bana Nandini ile aramdaki sorunları çözeceğini söylemiştin. Peki ne yaptın? Aranızdaki sorunları daha da arttırdın. Onun annesi olmaya çalışırken babasından daha da uzaklaşmasına neden oldun. Kalbini bana karşı daha da nefretle doldurdun. Ona doğru yolu göstereceğine yanlış yöne yönlendirdin. Aklındaki ön yargıları ortadan kaldıracağına kalbini daha da nefretle doldurdun. Bunların sorumlusu sensin. Ben değilim, tamam mı? Bütün bunların tek sorumlusu sensin Purvi. Sensin. Yeter artık Brandra. Her şey için beni suçlayacağına bir kere de kendini düşün lütfen. Bir kez olsun kendine karşı dürüst ol ve şu soruyu sor. Bütün olanlar inadım ve gururum yüzünden mi oldu? Brandra, bu gururun ve inadın yüzünden hiçbir zaman boyun eğmeyeceksin. Ama şunu sakın unutma. Eğer boyun eğmeyi öğrenmezsen daha çok acı çekmek zorunda kalacaksın. Ve şu an olan şey de bu. Acı çekiyorsun ve sevdiklerinin de acı çekmesine neden oluyorsun. Brandra, bir baba olarak kızının mutlu olması adına ve onunla aranı düzeltmek için gururunu bir kenara bırakmak zorundasın. Ona kızarak ya da kendi doğrularını ona dayatarak kızının kalbini kazanamazsın. Onu ancak sevgi ve anlayışla kazanabilirsin. Brandra, kendimi sana anlatmak için elimden geleni yaptım. Bundan sonrası sana bağlı. Biliyor musun, Londra'da helva falan yiyemiyoruz o yüzden. Gerçekten mi? Evet, sadece peynir. Merhaba falan. Suda, burada mıydın? Merhaba Veer. Merhaba. Neden bahsediyorsunuz, bana da anlatın. Veer bana Londra'da genelde peynir falan yediklerini söylüyordu. Yani aslında helva... Piriyu? Piriyu ne oldu? Galiba bileğimi burktum Suda. Çok acıyor. Tamam, sana hemen merhem getireceğim. Veer lütfen. Tabii. Tamam, ben gidip getireyim. Gerçekten çok ağır. Öyle mi? O zaman şöyle yapalım. Şurada bir bank var. Hadi gidip oraya oturalım. Hadi gel. Bileğim çok ağrıyor Veer. Doğru düzgün yürüyemiyorum bile. Piriyu, eğer senin için mahsuru yoksa seni kaldırıp içeri götüreyim mi? Olur. Emin misin? Evet. Pekala, tamam o zaman. Gel. O bu köyün muhtarının büyük oğlu. Yani bir gün muhtar gittikten sonra muhtar kim olacak? Veer Pratap Singh. Piriyu? Ne oldu, sen iyi misin? Ne oldu Piriyu? Ayak bileğimi burktum. O kadar çok ağrıyordu ki zar zor yürüyordum. O yüzden Veer beni buraya getirdi. Onu şuraya yatır. Tamam o zaman. Ben gidip sana ilaç getireceğim. Merhemi getirdim. Tamam. Merhemi bana ver Suda. Getirdiğin için teşekkür ederim. Onu şuraya yatır. Tamam, geçti, merak etme, acımayacak. Dikkat et abla. Tamam. O kadar acıdı ki sanki ayağımın içinde bir sinir kopmuş gibi hissettim. Merak etme Piriyu, şimdi hiç acımayacak. Merhemi sürdüm, göreceksin. Birazdan ağrın kalmayacak. Sen burada yat, dinlen, tamam mı? Bu arada Veer, ben seninle bir şey konuşmalıyım. Aslına bakarsan Nandini geldi de yarınki tören için onun evine gitmen gerek. Onun erkek kardeşi olarak sen de orada bulunmalısın. Peki. Bütün gelenekleri yerine getirip Nandini'yi anne babasının evine getir. Tamam.
Aslında Priyu'yu da seninle göndermeyi düşünüyordum. Ama bileğini burktuğu için şimdi yürüyecek durumda değil. Suda neden sen Vir'le birlikte gitmiyorsun? Suda törende yapılması gereken her şeyi bilir. Hiç sorun yaşamazsınız. Ne dersin Suda? Tabii, neden olmasın? Evet, her şeyi biliyorum. Ne gerekiyorsa yaparım. Tamam. O zaman yarın ikiniz gidiyorsunuz. Tamam. Aman Tanrım, bunu hiç düşünmemiştim. Vir'le yakınlaşmak için bileğime burkmuş numarası yapmıştım. Ama şimdi Suda onunla birlikte gidecek. Bu çok can sıkıcı oldu. Baksana. O elindekini kime götürüyorsun? Bay Arav'a götürüyorum. Arav'a mı? Ama neden? Arav'ın nesi var? Bay Arav kötü yaralandı, o yüzden. Arav yaralandı mı? Tamam, o zaman sen git, bunu ben götürürüm. Arav! Arav, bu ne zaman, nasıl oldu? Arav, yavaş. Arav, bu nasıl oldu? Bir şey yok. Sakin ol lütfen. Sadece yaramı güzelce temizle yeter. Şişmesini istemiyorum. Tabii ki yaparım ama en azından bunun nasıl olduğunu söyle bana. Önemli bir şey değil. Ben sadece motordan düştüm. Motordan mı düştün? Ama senin motorun tamirde değil miydi? Motorunu servise vermemiş miydin? Arav, bak, bana yalan söyleme. Ben artık senin karınım. Lütfen benden sır saklama ve bana bunun nasıl olduğunu anlat. Ben aslanı bir kez daha ikna etmeye çalışacağım. Ama bu sefer de ikna etmeyi başaramazsam ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz, değil mi? Evet Fil, biliyoruz. Sen hiç merak etme. Bol şans. İyi şanslar. Babanız içeride. Ben gidiyorum. Burada ne işin var? Neden geldin? Brandra, sana en sevdiğin helvadan getirdim. Amcam hep derdi ki tatlı yiyen insanın hem kalbindeki hem dilindeki acılık gidermiş. Ben tatlı olmak istemiyorum. Acı olmayı seviyorum. Git buradan. Aman Tanrım, o kadar inatçı ki. Onu bu şekilde ikna edemeyeceğim. Ona zorla yedirmek zorundayım. Sana git buradan dedim. Al bakalım, hadi ye şunu. En azından bir tat. En azından sana bir kaşık. Sana hayır dedim. Sen tatlıyı çok seversin. Lütfen bir kaşık ye. Sana istemiyorum demedim mi? Beni anlamıyor musun? Git buradan. Hey Cui Manas. Gelin gelin. Baba, demin file bağırdın değil mi? Evet baba, file bağırdığını duydum. Baksana, fil sen ona bağırdığın için ne kadar çok üzüldü. Baba, ona böyle bağırmaya devam edersen fil bizi yeniden bırakıp gider. Evet baba, o zaman biz ne yaparız ha? Tamam, ağlamayın, durun ağlamayın. Ben kimseye bağırmadım, ben sadece şaka yapıyordum. Bizim aptal olduğumuzu sanma baba. Fil'e kızgın olduğunu biliyoruz, demin ona bağırdığını duyduk. O yüzden artık ona sarılmıyorsun bile. Evet, ona sarılmıyorum ama bu ona kızgın olduğum anlamına gelmiyor. Eğer ona kızgın değilsen o zaman şimdi sarıl. Evet baba, yoksa yalan söylediğini düşünürüz. Evet baba, bize yalan söylemediğini kanıtla. Hadi Fil'e sarıl. Bu nasıl bir tiyatro böyle? Ben... Sarıl ona baba, sarıl ona.
Hey tamam durun. Sakin olun lütfen. Hey aptal kız gel. Buraya gel. Tamam tamam sakin olun. Ne yapıyorsunuz siz? Kesin şunu hemen. Tamam tamam peki. Bakın bakın. Şimdi oldu mu? Ha? Şimdi mutlu musunuz? Yaşasın! Ha? Yaşasın! Evet! Yaşasın! Yaşasın! Ne güzel görünüyorlar değil mi? Yaptığın şey çok yanlıştı aptal kız. İkimizin arasındaki kavgaya şu masum çocukları karıştırdın. Çok yanlış bir şey yaptın. Sana hala kızgınım. Sakın yumuşadığımı sanma. Ve bu hilekarlığın cezasının ağır olacağına emin olabilirsin. Hazırlıklar tamam mı? Bunların hepsi Nandini'nin evine evet, gidecek. Evet anne, bütün hazırlıklar tamam. Her şeyi paketledim. Aa, Virde geldi. Oğlum bugün ilk defa kız kardeşinin kocasının evine gideceksin. Buradaki bütün hediyeleri götür ve evdeki herkese dağıt. Tamam. Yapacakları sakın unutayım deme. Adetleri yerine getir tamam mı? Yüzümü kara çıkarma. Merak etmeyin hanımefendi. Ben de Virle'ye gidiyorum. Bütün adetleri yerine getirmesi için yardım edeceğim. Ha, Purvi, Suda'ya neler yapılması gerektiğini önceden anlattığını biliyorum ama sen de bize katılırsan çok iyi olur. Ben? Eğer sen de bizimle gelirsen Nandu gerçekten sevinir. Evet Purvi, sen de gel. Tamam, eğer öyleyse peki ben de geleyim. Harika. Tamam o zaman. Babaanne biz gidiyoruz. Bunları gönderirsin. Aa, tabii tabii. Banu ve Priti'ye söylerim. Arabanın tamam. Üstüne koyarlar. Aa. Gördün mü Anceli? Şu satılık gelin. Nandini ve Viri parmağında oynatmaya başladı. Onları kendi tarafına çekti. Geçen gün Nandini babaannesiyle nasıl konuştu gördün mü? Peki neden? Çünkü o kadın evlenmesine yardımcı oldu. Ve Vir de sürekli Purvi Purvi diye sayıklıyor. Şu satılık gelin ikisini de kendi tarafına çekti. Çok mutlu görünüyor. Peki biz ne yaptık? Böyle olmamalıydı. Vir'le geldiğiniz için çok mutlu oldum. Geçin lütfen. Rahat edin. Geçin oturun. Sara bize çay getirir misin lütfen? Nandini? Hı? Evde kimseler yok. Kayınpederin, kayınvaliden bugün dışarı mı çıktılar? Hayır, herkes burada. Birazdan gelirler. Peki. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Çay böyle mi verilir? Sen iyi misin Purvi? Evet evet bir şey yok. O bir şey yapmadı. Ben iyiyim. Çayı üzerime ben döktüm. Onun bir kabahati yok. Tamam. Gel de sana banyonun yerini göstereyim hadi. Tamam gidelim. Gel. Purvi. Çok özür dilerim. Londra'dan en iyi arkadaşım arıyor da bunu açmam gerek. Banyo hemen ileride sağ tarafta. Sen gidersin. Evet evet sorun değil. Sen devam et. Teşekkürler. Benim önümde çok konuşma tamam mı? Ben ne dediysem öyle olacak. O kadar. Bunu yapmak zorundasın. İşin ucunda itibarım var. Evet oğlum. Senin için o kadar çok şey yaptık ve sen bizim için bu kadarını yapmayacak mısın? Anne, sizin için ne isterseniz yaparım. Ama bunu yapamam. Böyle bir şey yapamam. Yeter Arav! Yeter artık. Seninle yeterince konuştum. Şimdi beni dinlemezsen dediğim şeyi yaptırmanın başka bir yöntemini bulmak zorunda kalırım. Beni yanlış bir şey yapmaya mecbur bırakma. Tamam o zaman baba. Ne istiyorsan yapabilirsin. Ama bunu yapmayacağım. Hayır dediysem hayır. Ne oldu Purvi? Sen neden buradasın? Banyonun yerini bulamadın mı yoksa? Gel ben seni götüreyim hadi gel.
Görünüşe bakılırsa Nandini benden bir şey saklıyor. Az önce gördüğüm şey hiç de normal bir şeye benzemiyordu. Acaba bundan Nandini'ye bahsetsem mi? Acaba Chaudhry Arav'dan ne yapmasını istiyor ki Arav buna hazır olmadığını söylüyor? Bunu Nandini'ye sormalıyım. Belki de bir şeyler biliyordur. Nandini, ben sana bir şey sorabilir miyim? Evet, sor tabii. Burada her şey yolunda mı acaba? Evet, her şey yolunda. Ama neden hep aynı şeyi sorup duruyorsun? Aslına bakarsan Bay Chaudhry Arav'ı bir şey yapması için zorluyordu da. Bilmiyorum ama Arav ona yapmak istemediğini söylüyordu. Chaudhry çok sinirlenmiş de o yüzden büyük bir şey olmalı. Her şey yolunda değil mi? Purvi lütfen endişelenme. Aslında seçimler çok yaklaştı ve babam Arav'ın kampanyasına yardım etmesini istiyor. Ama Arav bu işlerle pek ilgilenmiyor. Belki de ikisi o yüzden tartışmışlardır. Sen bunları boş ver. Hadi git elbiseni temizle. Herkes seni bekliyor. Hadi. Peki. Merhaba. Merhaba Chaudhry. Kusura bakmayın Bayan Purvi. Çok yoğun olduğumuz için geldiğinizde sizleri karşılayamadık. Önemli değil. Buyurun oturun. Tabii. Bay Chaudhry biraz önce Arav'la kavga ediyordu. Ama şimdi onunla normal konuşuyor. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Sizi burada gördüğümüz için çok mutluyuz. Evet, biz de buraya geldiğimiz için mutluyuz. Bu arada tören için Nandini'yi anne babasının evine götürmek için geldik. Eğer siz de izin verirseniz Nandini'yi götürebilir miyiz? Nandini hiçbir yere gitmeyecek. Çünkü uzaktan akrabalarımız gelecekler. Onları bekliyoruz. Nandini'nin yüz görümlülüğü töreni için geliyorlar. Birkaç gün kalıp sonra gidecekler. Ondan sonra ben gelip onu size kendi ellerimle bırakacağım. Bu işin içinde bir iş var. Tam olarak bilmiyorum ama bir terslik olduğuna eminim. Tamam Bay Chaudhry, size nasıl uyarsa. Purvi, gidelim mi? Peki. Tamam Bay Chaudhry. Biz gidelim. Yüz görümlü töreni bittikten sonra lütfen bize haber verin. Mir buraya gelip Nandini'yi alır. Tamam. Nandu babama açık açık hayır dedim. Ne olursa olsun böyle bir şey yapmasına izin vermeyeceğim. Buna asla müsaade etmem. Sorun değil Arav. Ama en azından benden ne yapmamı istediğini söyle. Babanın sana vurduğunu öğrendiğimden beri gerçekten şoke oldum. Sana nasıl vurabilir? Kusura bakma ama senin baban benim babamdan bile kötü. Lütfen bana senden ne yapmanı istediğini söyle. Onu sana söyleyemez. Ben sana senden ne istediğimi söyleyeyim. O korkağın teki, eğer ona söylediğim şeyi yapmazsan bir kez daha dayak yiyecek. Ve senden yapmanı istediğim şeyi yapana kadar da dayak yemeye devam edecek. Anladın mı? Baba, bunu Arav'a yapma. Söyle bana benden ne yapmamı istiyorsun? İşte şimdi aklım ışına geldi. O yüzden dinle. Senden istediğim şeyi yapmak zorundasın. Ya isteyerek yapacaksın ya da zorla yapacaksın. Eğer yapmazsan o zaman kocan ölecek. Baba, Nandu bunu yapmayacak. Asla yapmayacak. Sen mi beni durduracaksın? Evet, seni durduracağım. Neler yapabileceğimi biliyorsun değil mi? Ne yapacaksın ki? En fazla beni öldürebilirsin. Ondan daha kötü ne olabilir? Baba! Demek ölmeye çok meraklısın öyle mi? Gel, bugün sana neler yapabileceğimi göstereceğim. Hayır, dur baba! Gel! Arav! Ne
Aram! Aram, iyi misin? Aram! Gözünü aç! Aram! Ne olduğunu gördün mü Nandini? Bu daha fragmandı. Film yakında gösterilecek ve emin ol çok tehlikeli olacak. O yüzden senden istediğim şeyi yap. Aram! Aram, gözünü aç! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.